Sevgili dostlar, şu anda Sultanahmet Meydanı'na geldik. Bu sabah baktım ben çünkü. Çok güzel bir şey var. Söyleyin, çok güzel bir puslu bir sabah yaşayacağız. Dolayısıyla burada bir çekim yapalım dedim. Ben Erdin Şomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanalıma yeniyseniz gördüğünüz gibi sabahın soğuğu, gecenin yarısı demiyorum. Sizler için çalışmaya devam ediyorum. Bu kanalda fotoğrafçılıkla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konudan bahsetmeye çalışıyorum. Değinmeye çalışıyorum. Ve son zamanlarda da videografi ile de ilgili ufak tefek bilgiler vermeye çalışıyorum. Naçizane. Bildiğim kadarıyla, elimden geldiği kadarıyla. Bu konular beni ilgilendirir diyorsanız abone olmayı unutmayın ki bu içerikleri bir an önce çok daha geniş kitlelere yayalım ve herkes bu bilgilerden faydalansın. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, biraz da esas konumuzdan bahsedelim. Nedir konumuz? RAW ile JPEG arasındaki farkı biliyor musunuz? Bence bildiğinizi zannediyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki siz RAW işte abi ham bilgi. İyi de peki fotoğraf formatı mı? Değil. Fotoğraf formatı JPEG'tir. Şimdi sistem nasıl yürüyor biliyor musunuz? Sensörünüze gelen bilgiyi içerideki işlemciye aktarıyor ve sizin makineye verdiğiniz komutlar nedir bunlar? Bozlamanız, film simülasyonlarınız, ilave ayarlar yaptıysanız, ISO ayarınız, bütün bunların komutlarını işlemciye gönderiyorsunuz. Siz vermiş oluyorsunuz o komutları. İşlemci o sizdeki komutları ham bilgiyle beraber işliyor ve JPEG olarak fotoğraf, yani bir görüntü formatına çeviriyor. Halbuki RAW, sensöre aktarılan ham bilgi işlemciye gidiyor. İşlemci oradan bir tane küçük JPEG çıkartıyor size başlangıç noktası olsun diye. Ama o ham bilgiyi doğrudan doğruya sizin depolama alanına gönderiyor. Dolayısıyla benzetmemiz gerekiyor ise sizin JPEG'iniz size hazır pişirilmiş sunulan bir tabak yemek olarak bakın. Halbuki RAW sizin pazar fileniz. Yani içinde sebzeniz, etiniz, baharatlarınız, bilmem neyiniz. Ve siz o yemeği kendiniz pişiriyorsunuz RAW'da. Zaten pişirme lafını kullanırlar fotoğrafçılık dünyasında. Sizin JPEG'iniz aslında pişmiş bir görüntüdür. RAW o yemeği sizin kendi arzu ettiğiniz lezzete göre hazırladığınız ham bilgiyi, yani pazar filesini verir. Buraya her geldiğimde çok beğendiğim bir açıdır fotoğraf çekmek için. Ayasofya'ya doğru. Şimdi size de orayı gösterecek. Gerçi ben de çekiyorum şu anda ama harika bir. Mutlaka geldiğimde buradan bir kare alırım. Şu anda da gözüken o ki çok güzel bulutlu bir gün doğumuyla karşı karşıya kalacağız. Evet sevgili dostlar, gün yavaş yavaş ağrımaya başlıyor. Zaten gösteriyorum da size. Bugünkü adımları böyle biraz yavaş yavaş atacağız ki size her anını hem fotoğraflamış olarak hem de esas konumuza gelmek adına RAW ile JPEG arasındaki farkı daha sonra bilgisayar başına geçtiğimiz zaman çok detaylı işleyeceğiz. Evet sevgili dostlar, burada camide çektiğim ayarlar ISO 160, yine F2 ve 1.6 saniyelik bir çekim. Yine 2 saniyelik ön çekim ayarıyla basıyoruz. Çok güzel bir kare daha yakaladık. Kontrol ediyoruz. Aman ya Rabbim. Şahane. Sevgili dostlar, gün ışımaya başladıkça şeydeki görüntü de daha da güzelleşiyor tabii, Sultanahmet'teki görüntü. Nefis bir sabah yaşıyoruz. Her ne kadar parmaklar falan donduysa da, çünkü oldukça soğuk. Kaç derece şu anda Seçil? Vallahi 3 ama hissedilen 0, eksi 1 gibi değil mi? Hissedilen 0 galiba. Evet, 0 civarında. Gördüğünüz gibi sadece ben değil. Ver bir de seni de görsünler Seçil. Nasılsınız? Ben de yardım ediyorum işime. Asistanlık yapıyorum sizler için. Evet, teşekkür ederiz. Evet dostlar, gün ışımaya başlıyor yavaş yavaş. Umarım böyle enteresan bir gün doğumu yakalayacağız. İnşallah harika böyle bulutlu, arkadan güneşin
böyle rengarenk yarattığı bir gökyüzü yakalarız. Ay kusura bakmayın, vallahi burnum akmaya başladı soğuktan. Ve maalesef baktığım zaman arzu ettiğimiz kadar hani bulutların arkasından renk cümbüşü yaratacak bir gün doğumu olmayacağı için ve çok da soğuk, çok üşüdük. Özellikle eşim çok üşüdü. Biz şimdilik burada kesiyoruz, eve dönüyoruz. Hadi görüşürüz. Evet sevgili dostlar, evimizin sıcağına geri geldik. Öncelikle 1000 aboneyi geçince yapacağım hediyeyi de bir hatırlatmak amacıyla, yani herhangi bir Fujinon lensinizin arkasına takacağınız JJC'nin 11 milimetrelik küçücük bir aparatıyla, bu bir makro uzatma tüpü, lensinizi makro lens haline getirip harikulade makro fotoğraflar çekersiniz. Hadi hep beraber 1000 aboneye geçelim arkadaşlar. Şimdi gelelim mevzumuza. Çektiğimiz iki tane resmi, hem JPEG'ini hem de RAW'ını, yani Fuji uzantısı RAF olarak bilinen, RAF olarak bilinen uzantıyı açacağız. Şimdi 3 tane ücretli foto işletme programı kullanıyorum. Bunlar Luminar AI, Adobe'un Lightroom Classic, Photoshop'u da kullanıyorum arada sırada ama ana programlarımdan bir tanesi değil. Üçüncüsü de Fujifilm RAW dosyalarını en iyi okuyan program olan Capture One 21'i kullanıyorum. Ama bugün size bu aradaki farkı ücretsiz olan Adobe'un Lightroom'unu da göstermek istiyorum. Yani kalkıp crackli program kullanmaktansa, inanın bana, gidin Adobe'un Lightroom'unu indirin. Şimdi Adobe'un Lightroom'unu bir açalım. Adobe Lightroom'un içerisine sağ tarafa baktığınız zaman birçok seçeneğiniz var. İnanın, croplamadan tutun da ince ayarlar, detaylar, düzeltmeler, arzu ederseniz maskelemeler, degradeler vesaire vesaire. Şimdi biz ama ne yapacağız? Çok basit bir düzeltme yapacağız. Şu anda Ayasofya'nın çekilmiş fotoğrafları var. Bir tanesi JPEG, diğeri RAW. Hangisinin olduğunu inanın bilmiyorum ama hemen söyleyeceğim ben size. Highlight'ı sadece kısarak bu farkı derhal zaten fotoğraf gösterecektir kendine. Özellikle buraya girdiğiniz zaman. Halbuki burada o bozulmalardan eser yok. Resim kalitesini muhafaza etmiş vaziyette. Bu resme karşılık zaten kafadan kaybetti JPEG. Şimdi daha da ileri gider isek eğer, diyelim ki Shadow'u açacağız. Gölgeleri açtık. Bir de burada gölgeleri açalım. Ne kadar silik bir resim haline geldi değil mi? Bir de RAW'a bakın abi. Resim kendini daha da bulmaya başladı. Benim size anlatmaya çalıştığım olay bu. Yani evet, elbette ki JPEG'de ufak tefek düzeltmeler yaparsınız ama bu hazır bir yemeğin üzerine az bir şey tuz, karabiber, belki biraz kekik, biraz nane, az bir şey limon eklemekten öteye gitmez. Halbuki RAW'da yemeği tamamen kendiniz yapıyorsunuz. RAW'da kendi mutfağınızdasınız. Arzu ettiğiniz tencereyi kullanıyor, istediğiniz yağı ilave ediyorsunuz. Zeytinyağının en kalitelisi, tereyağının en kalitesini koyuyorsunuz. Pişirme sürelerini kendi arzu ettiğiniz gibi yapıyorsunuz. Düşünün ki bir tane et tava yapacaksınız. Eğer JPEG'de etiniz fazla piştiyse o fazla pişmiş haliyle yiyeceksiniz. Ama RAW'da çok piştiğine görürseniz geri çekin, daha az pişirin abi. Böyle bir imkan tanıyor size RAW. Halbuki JPEG bu imkanı tanımıyor size. Aynı denemeyi eğer ki bu iki resimde yapar isek, bunda da aynısını yapalım. Highlight'ı kısalım ve Shadow'u açalım. Bunda da aynısını yapalım. Highlight'ı kısalım, Shadow'u açalım. Sizce hangisi daha güzel? Elbette ki RAW daha güzel. Gördüğünüz gibi RAW, JPEG. RAW, JPEG. Ha, hiçbir şey yapmazsanız sizin JPEG'iniz bu ama RAW'unuz da bu olur. Şimdi hangisi daha iyi sizce? Sevgili dostlar, şu RAW'u kendimiz pişirelim. Bu yemeğimizi kendimiz pişirelim ister misiniz? Hadi o zaman biraz pişirelim. Ne yapalım? Birazcık pozlamayı bir gıdımcık artıralım. Artırırken ne demiştik? Highlight'ımızı kısalım. Gölgemizi az önceki kadar çok değil tabii, birazcık açacağız. Esas siyahı dokunacağım burada. Çünkü siyahlar gölgeli alanları değil, sadece siyah alanları açmanızı sağlayacaktır. Burada eğer ki arzu ederseniz beyaz dengesiyle de oynayabilirsiniz. Tintiyle, yani rengiyle de oynayabilirsiniz. Vibrance sizin renklerinizin parlaklığını artıran bir unsurdur. Yani doygunluk, yani satürasyonla oynayacağınızda Vibrance'la oynamayı tercih edin. Ondan sonra başka özellikler de var, onları incelersiniz artık. Burada mesela ne yapabiliriz?
Burada clarity'yi zaten bir parça artırmışız. Gayet güzel. Bina olduğu için texture, yani ana yapıyı birazcık artıralım. Ve sevgili dostlar, resmimiz son hali budur. Sevgili dostlar, bugün dışarıda başladık. Bari dışarıda bitirelim dedim. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Şimdi artık RAW ile JPEG arasındaki farkı iyice algılamış vaziyettesiniz. Ve aslında RAW işlemek de çok da zor bir kavram olmadığını, illa paralı programlar kullanmak zorunda olmadığınızı öğrenmiş vaziyettesiniz. Beğendiyseniz beğenme butonuna, hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.